Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Esma-ül Hüsna serimizde bugün Allah Celle Celaluhu'muzun, Rabbimizin o muhteşem isimlerinden biri olan El-Fettah ismi şerefinden bahsetmeye çalışacağız. El-Fettah. Nedir El-Fettah? El-Fettah, hayır kapılarını açan demektir kısacası. Hayır kapılarını açan, her türlü hayır kapılarını açan ve her türlü durumda hüküm koyan, hüküm veren demektir. Hayır kapıları nasıl açar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu? Hayır kapılarını açarken, örneğin, diyelim ki çok borcumuz var. Rabbim cümlemizi bütün borçlarını tez zamanda bitirebilmeyi nasip eylesin inşallah. En hayırlısıyla. Amin inşallah. Borçlarımız var. Bu borçları ödeme kolaylığı geldiği zaman artık ödenemeyecek durumda olan borçları bir bakıyorsunuz bir anda kapılar açılıyor. Bir anda yeni imkanlar açılıyor. Ve insan nasıl şaşırıyor. Bakıyorsunuz borcunuz bitmeye başlıyor. Borcunuz ödenmeye başlıyor. Oysa o parayı hiçbir yerden kazanacak durumunuz yoktu. Fakat Allah Celle Celaluhu öyle merhamet ediyor ki El-Fettah ismi şerefiyle, o hayır kapılarını açan manasındaki o muhteşem ismi şerefiyle ne yapmış oluyor? Bizlere de hayır kapılarını açıp borçlarımızı ödeme kolaylığı vermiş oluyor. Sonsuz şükürler olsun. İşte Allah Celle Celaluhu El-Fettah ismi şerefiyle bunu yapıyor. Örneğin günahlarımıza tövbe ettiğimiz zaman, günahlarımız çok. Rabbim hepimizin günahlarını affetsin. Allah'ım sen günahlarımızı affet. Bizi hayır kapıları aç. Bize güzel kapılar aç. Bize doğru yola ilet gibi dualar ettiğimiz zaman bunu neye güvenerek söylüyoruz? Rabbimizin El-Fettah ismi şerefine güvenerek söylüyoruz. Çünkü biliyoruz ki o her türlü hayır kapılarını açandır. Biz ne kadar sıkıntılara girsek de o elbette ki bu imtihanların sonunda bize yine hayır kapılarını açacaktır. Zaten öyle değil mi de dostlar? Şöyle bir baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu hepimizi imtihan ediyor, 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 ediyor ama sonunda yine lütfediyor. İşte böyle bir lütufkar, böyle bir muhteşem Rabbimiz var bizim. Sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz hamdü senalar olsun. Ne kadar şükresi azdır. El-Fettah ismi şerefinden dolayı da Rabbimizi de sürekli Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah diye aslı zikretmemiz lazım. Bütün Esma-ül Hüsna'da geçen bütün ismi şerifleri için aslı bu geçerli. İnsan o Esma-ül Hüsna'da geçen isimlerden o 99 ismini insan her gün şöyle doya doya zikretmek istiyor. Hepsinde o kadar büyük manalar var ki, o kadar büyük anlamlar var ki insan dayanamıyor bir isimlerin tecellisinin muhteşemliğine. O yüzden Rabbim Celle Celaluhu hepimize en hayırlı kapıları açsın. El-Fettah ismi şerefiyle en hayırlı kapıları hepimize açsın inşallah. Çünkü El-Fettah ismi şerefi eğer ki hayatımızda üzerimize tecelli etmezse bu sefer hayırsız kapılara gitmiş oluruz ki bu da bizi hem dünyada hem ahirette büyük bir felakete sürükler. Rabbimiz bizi razı olduğu hayırlı yollardan iletsin. Ama ve lakin kesinlikle ve kesinlikle o zalimler toplumunun olduğu o kötü yollardan hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Tabii ki El-Fettah ismi şerefi nasıl bizim kendi üzerimize tecelli edebilir? Biz örneğin bir insanın borcunu ödemesine vesile olursak aslında bunda da El-Fettah ismi şerifi bizim de üzerimizde bir tecelli etmiş olur. Bir insanı zorluktan kurtarmış olursunuz. Bir insan bir darlıkta gördüğünüz zaman örneğin evlenme arifesinde olan bir insana o evliliği için yardım ettiğiniz zaman Rabbimizin izniyle, Rabbimizin vermiş olduğu güzel nimetlerle yardım ettiğiniz zaman bir anda El-Fettah ismi şerifi aynı zamanda Rabbimizin dışında dünyada bizim de üzerimizde tecelli etmiş oluyor. Biz de insanlara bir hayırlı kapısına gitmesine, o hayırlı evliliği yapmasına vesile oluyoruz inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu hep hayırlı şeylere vesile olabilmeyi, hayırlı
ameller yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Her türlü günahlardan da hepimizi muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu El-Fettah ismi şerifiyle hepimizden inşallah hayır kapılarını muhafaza eylemesin. Her daim hayırlı kapıları hepimize en güzel şekilde açsın ardına kadar. Rabbimize şükürler olsun. Beni de dinleme zahmetinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum size de. Rabbim hepinizden razı olsun. Yunus Emre Hazretleri'nde dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.